Feyyaz hocam bize bütün sanatçılarla eşlik edecek. 321 sanatçımız var başkanım. Burası zaten mekanın karşı tarafından girdik. Ortada onur sanatçımız Mehmet Güler Yüz'ün sergisi var. Kendisi de burada. Sizinle görüşmek üzere. Merhaba. Çok güzel olmuş. Harika. Teşekkür ederiz. Bir gider bir geliriz heykeli. Güzel. Mehmet Güler Yüzü onur sanatçısı olarak çağırdık çünkü burada serotonin... Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Sağ olun, hoş sefa geldiniz. Tebrik ederiz, çok güzel olmuş çalışma. Evet, vallahi ben de çok etkilendim açıkçası. Güzel bir iş çıkmış yani. Biliyorsunuz ilk fiziki çalışmalar bizim dönemde bir başlamıştı ama şimdi çok fonksiyonel olmuş. Fonksiyonel oldu, evet. Yani bu tebrike şayan. Sağ olun. İnşallah İstanbul sanatına, kültürüne çok büyük destek olacak. Yanında bir sanayi binasını daha diriltiyoruz. Öyle mi? Ruhsatını aldık, şimdi inşaatı başladı. Bundan biraz daha büyük, cephesi biraz daha estetik. Daha mı büyük? Tabii. Hemen bunun yanında, o da aynı tarihlerde yapılma bir sanayi binası. Bir okul çıkarttık. Falan varmış yanında, onlar falan mı acaba? Değil, tek bir bina. Ne binasıydı bu yanda canlandıracağımız? Feshane binalarının ek yapıları, altı binanın olduğu bir... İkinci etap kompleks olan. Yani. Sonradan okul olarak yeni ilaveler olmuş. Onlar falan mı acaba? Evet, yani meslek lisesi bugünkü tabirle meslek okulu. Meslek lisesi daha da ileride. Bunlar bu yapı programının içindeki bir maket var orada şimdi göstereceğiz. Sayın Başkanım. Maket var mı? Evet, maket de var. Maket de görürüz. Evet. Kuratörümüz. Nasılsınız? Tebrik ederiz. Mehmet Hoca şu anda Paris'te yaşıyor. Evet. Şu andaki işleri bunlar Marsiyas serisi. Sayın Bakanım nasılsınız? Vallahi ne mutlu, her zaman olalım. Sağ olun. Başkanım Bahattin Bey'le görüştünüz önce. Herhalde. Tabii tanışırsınız da görüştünüz mü diyecektim. Görüştük. Vallahi çok muhteşem. Evet. Mehmet Güler Yüz köşesi eski parçada işlemiz de. Yani. Eserler yani. Bütün balonu Mehmet Hoca'ya ayırdık başkanım. Kendisi eserlerini seçti ve son günde fotoğrafı da yine kendisi yönlendirdi. Komet'in de Mehmet Güler Yüz'ün 89 Serotonin sergisinde bir tavır var. Özgür düşünce üzerine bir tavır. Komet de öldükten sonra arşivini aldı. O da şu an burada. Yani önemli bir göndermesi var. 89 Serotonin sergisi. Onu da burada yapmış olması çok ilginç yani. Arkadaki kırmızı duvar, yan tarafta gördüğümüz tuğla duvar. O zaman üstü koyalıymış. Zibermen ama şu tarafta çok kıymetli bir onur konu sanatçımız var, Neşe Erdoğan. Ne güzel söyle. Üstadım iyi misiniz? İyiyim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Sanata hayırlı olsun. Evet. Çok güzel bir mekan olmuş. Evet, güzel buluşmalar açtı. İşte bu yüzden İstanbul'u sizin elinizde görmek güzel. Sağ olun. Bu çabaların yeşermesi sayenizde oldu. Beyaz'a sağ olun. Yani yeni restorasyonuyla beraber açmış olduk. Sahneyi komple restore ettik. Yanındaki ek sanayi binasının da yapımını aldık. Şimdi ona başladık. Kimindi burası? Bizim. Bu tabii bir sanayi binası. Dolayısıyla sıfırdan restore ettik. Burası önceden hemşeri günleri falan yapılan bir yerdi. Sonra emeliyatı tekstil fabrikası. Tabii. Yani Osmanlı döneminden gelme. Şimdi onu da yapıyoruz. Burası gerçekten böyle muazzam bir sanat sahasına dönecek. Haliç bu anlamda çok zenginleşiyor. Bizim de yeni yaptığımız yerler var. Tersaneye dönüştürüyoruz sanat merkezi olarak. Orada da bir bölümünü Eylül'de açıyoruz. Bir bölümünü Deniz Müzesi yapıyoruz. Bir de tersane aktif üretimine de devam edecek bu arada. Yani o tarihi şeyini de kaybetmeyecek misyonunu. Bir de tabii şu tramvayı açtık biz. 2007'de
tramvayı da açtığımız için yani önünden tramvaya geçen Haliç'le ilişkisini sürdüren çok güzel bir etkinlik meydanı var önünde. Göreceğiz birazdan. Çok etkileyici. Birinci bölüm bitti. Şimdi ikinci bölüm inşası sürüyor. İnşallah böyle çok özel bir sanat merkezi ortaya çıkacak Eyüp Sultan'da, Haliç kıyısında. Akıncı'nın aşığı. Çekiliyorlardı ya. Evet. Ben Turgut'um.